Benim cumhuriyetimi sizlere emanet ettiğim, taşımakla görevlendirdiğim, ileri götürmenizi emrettiğim, söylediğim cumhuriyetimi ne yaptınız diye tekrar Samsun'dan çıkmak istersen atam, çıkamazsın. Çünkü biz Samsun'daki limanı sattık. İzin almadan artık hiçbir limana giriş çıkış yok. Çünkü ülkemizdeki bütün limanları sattık biz. Bir şekilde limanlardan giriş yaptın. İzmir'inde, Antalya'sında, Diyarbakır'ında veya Trabzon'da dolaşıyorsun. Kahve köşelerinde işsiz, sigara dumanları altında veya umutsuzluk içerisindeki gençlerini, o emanet ettiğin, cumhuriyete emanet ettiğin pırıl pırıl tertemiz gençlerini de görürsen sakın şaşırma atam. Çünkü bizler senin kurmuş olduğun fabrikaları sattık atam. Hem de o Sakarya'da, o Çanakkale'de geçilmez dedirttiklerin var ya atam, onların hepsine bir gecede sattık. Bir gecede parayı verene babalar gibi sattık. Hiçbir şey kalmadı artık gençleri işe sevk edici. Özel sektör tamamen tekel durumuna geldi. Hatta senin kurmuş olduğun fabrikalardaki o devletçilik anlayışını bizzat bugünkü siyasiler devletçilik bu ülkede bitmiştir diye çok rahat da yadırgayabiliyorlar, söyleyebiliyorlar. Hani o 2300 yıllık, 2400 yıllık dünyayı dize getirdiğim Türk ordusu var ya paşam. O içlerine sırf birkaç tane çürük elma var diye 600 bin kişiye sahip olan o yılların dünyanın göz bebeği olan Türk ordusunu yerden yere vurmak için kampanyalara giriştik. Artık her fırsatını bulunca Türk ordusuna bir de bizler vurmaya çalışıyoruz. Kendi milleti, kendi ulusu vurmaya çalışıyor. Sırf içindeki birkaç çürük elma sebebiyle. Dersen ki peki mali durumunuz ne alemde diye bugün çıkıp karşımıza. Mali durumumuz da pek yerinde olduğu söylenmez atam. Hani sen Osmanlı İmparatorluğu'nun borcunu ödemene rağmen o günkü sıfırdan aldığın bir ülkeyi yeni kurulmuş bir ülkede bırak borcu kasada para biriktiriyordun ya atam. 87 yıl sonra biz tüm dünyaya 700 milyar lira borç takmış durumdayız. Şu anda 700 milyar dolar borcumuz var ama gene de hiç kimsenin umurunda değil. Borç yiğidin kamçısı diye bir atasözü uydurduk, gidiyoruz. Dersen ki gazetelerden okudum veya çevrede izlediğim televizyon programlarında gördüm. Terör nedir diye sorarsan, hani senin bir yılda o Queen Elizabeth'li büyük filoları Çanakkale Boğazı'na gömdüğün, Çanakkale geçitmez dediğin, Sakarya'da anapartalara gömdüğün, tarih sayfasına gömdüğün, o emperyalist, o büyük devletler var ya tam sadece bir yılda, iki yılda onların canını okudun, onların üstesinden geldin. Biz onların uydurduğu, başımıza musallat ettiği it kopuk tayfasıyla 30 yıldır uğraşıyoruz ki o terör dediğin kavram bu. Senin iki yılda tüm dünyayı dize getirmişken biz onların kuyruklarını 30 yıldır ne yazık ki bitiremedik. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşması gerek demiştin Türkiye Cumhuriyeti'nin. Biz seni anlamak yerine hep andığımız için bunu da yanlış anladık atam. Şu anda İzmir sokaklarında, İstanbul, Diyarbakır ya da Trabzon sokaklarında, Manisa sokaklarında gezerken kendini Londra'da, kendini Paris'te ya da dünyanın birçok gelişmiş şehrinde zannedebilirsin. Çünkü bizler senin o çok önem verdiğin Türkçemize sahip çıkamadık. Bu asır medeniyetler seviyesini yabancı tabelalardan ibaret zannettik ki tüm sokaklarımızda bugün yabancı tabelalardan geçiniyor. Hatta dilimizde birçok yabancı sözcük bile yerini almış durumda. Hani halkçılık dedim ya, kral olman, padişah olman bile elindeyken cumhuriyeti kurup ardından da herkes eşit hakka sahip olmalı. Kimsenin kimseden üstünlüğü olmamalı deyip halkçılık ilkesini getirmiştin ya. Biz seni anlamak yerine anma yolunu seçtiğimiz için onu da yanlış yaptık. Bizzat kendi seçtiğimiz milletvekillerini dokunulmazlık zırhlarına büründürdük. Birçok ayrıcalık da tanıdık. Düşünebiliyor musun atam? Asılları yargılanırken vekillerine dokunamaz olan bir cumhuriyet yarattık. Hep demiştin tarikat devleti olmamalı, tarikatların Türkiye Cumhuriyeti'nde yeri yok diye. Maalesef atam, tarikatlar artık resmen resmileşti. Herkes nerede ne tarikat olduğunu biliyor ve hatta tarikatın ölçüsüne göre siyasette yükselmeler bile yaşıyor. Artık seçim statları cami avlusundan verilir oldu atam. Hatta tarikat şeyhleri gayet aleni biçimde televizyon kanallarına çıkıp en büyük reytingleri bile alır oldular. Ve seni anlamak yerine hep andığımız için ister istemez 10 Kasımlarda 29 Ekimlerde her zaman için
Bir daha gel Samsun'dan diyoruz. Bir daha gel seni görelim, kalk atam diyoruz. Atam be, seni çok özlediğimiz doğru. Sana minnet borcumuz olduğu doğru. Sana şükran borcumuz olduğu doğru. Ama sen yine de bizi dinleme atam. Sen kalbimizde, gönlümüzde, o Türkiye Cumhuriyeti'nin eşsiz kalbinde sonsuza dek huzur içerisinde yat atam. Çünkü eğer kalkıp da gelirsen bir kısmımız kaçacak, delik arayacak sen geldin diye. Geri kalan kısmımız da yüzüne bakmaya yüzümüz olmayacak. Çünkü o kadar çok bozuk şeyler yaptık ki senin 87 yıllık emanetine sahip çıkamadık ki bugün gelsen o mavi gözlerine, o bembeyaz tertemiz yüzüne ve kalbine karşı yüzüne direkt bakacak yüzümüz yok.